Bir önceki dersimizde iki bilmeyenin olduğu esnek çarpışma problemlerini çok hızlı bir şekilde çözmemizi sağlayacak kısa yolu bulduk. Örneğimizde cisimlerin kütlelerini ve ilk hızlarını biliyorduk. Son hızlarını ise bilmiyorduk esnek ya da elastik çarpışma problemlerini daha hızlı bir şekilde çözmemizi sağlayacak denklemde bize cisimlerden birinin ilk hızıyla son hızının toplamının cisimlerden diğerinin ilk hızıyla son hızının toplamına eşit olduğunu gösterdi. Evet, dersimizin sonuna geldiğimizde esnek bir çarpışma söz konusu olduğunda birinci cismin ilk ve son hızının toplamının diğer cismin ilk ve son hızının toplamına eşit olduğunu gördük. Bu noktaya nasıl geldiğimizi merak ediyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Böylesine bir eşitlik olduğunu bildiğimize göre artık bu bilgimizi kullanmaya başlayabiliriz, öyle değil mi? Bu denklemin sadece esnek çarpışmalar için geçerli olduğunu unutmayın. Bu denklem sayesinde enerji korunumu denklemini kullanmak zorunda kalmadan, yani hızların karesini almaya gerek kalmadan problemi çözebiliriz. Bu formül ya da denklem çok ama çok daha basit bir denklem. Hadi başlayalım. Bu denklemde gördüğümüz bir numaralı cisim tenis topu, iki numaralı cisim de golf topu olsun. Tenis topunun ilk hızı 40 metre bölü saniye artı 40 metre bölü saniye. Bunun sağa doğru bir hareket olduğunu belirtmek için buraya bir artı işareti koyuyorum. Artı tenis topunun son hızı bunun yerine yani V1s yerine Vts koyacağım. Bu tenis topunun çarpışmadan sonraki hızı. Eşittir golf topunun ilk hızı. Bir bakalım. Golf topu sola doğru gidiyor. Bu durumda artı 50 metre bölü saniye yazamayız. Bu noktada dikkatli olmalıyız. Yani başında eksi işaretini unutmamamız lazım. Bu formüldeki terimlerin hız olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hızlardan biri negatif yönde ise eksi işaretini de koymak zorundayız. Sonuç olarak negatif bir değer de elde edebiliriz. Evet bunlar vektör değerli terimler oldukları için işaretlerin doğru olduğundan emin olmalıyız. Golf topunun ilk hızı negatif yönde olduğundan eksi 50 metre bölü saniye olacak. Artı ikinci cismin son hızı, yani golf topunun son hızı yerine de V 2s yerine VGS koyacağım. Şimdi, VTS'nin neye eşit olduğunu bulmak için iki taraftan da 40 çıkaracağım. Hemen yazalım. tenis topunun son hızı eşittir VGs'ye başa alıyorum. Eksi 50 eksi 40'tan da eksi 90 metre bölü saniye elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu formül tek başına çok da bir işimize yaramadı. Neden diyecek olursanız elimizde hala iki tane bilinmeyen var da ondan. Çözüme ulaşmak için bir denkleme daha ihtiyacımız var. Bu denklemde tahmin ettiğiniz gibi momentumun korunumu denklemi. Çarpışmanın çok ama çok hızlı gerçekleştiğini varsayarsak, çarpışmanın esnek bir çarpışma olacağı sonucuna ulaşabiliriz. Evet, ilk momentum yani çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan sonraki momentuma eşit olacak. Çarpışma esnasındaki dış etkilerin ya da dış kuvvetlerin sistem üzerindeki etkisi çok küçük olacağından esnek olan herhangi bir çarpışma için bu varsayımda bulunabiliriz. Momentum formülü kütle çarpı hızdır. Bu durumda hemen yazalım. Tenis topunun çarpışmadan önceki momentumu eşittir. Tenis topunun kütlesi yani 0,058 çarpı ilk hızı yani artı 40. Neden artı derseniz tenis topunun sağa doğru hareket ettiğini ve sağa pozitif yön olarak belirlediğimizi hatırlayın. Artı golf topunun ilk momentumu. O da golf topunun kütlesi yani 0,045 çarpı golf topunun ilk hızı yani eksi 50 olarak yazalım. İşaretlere burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Momentum da bir vektör olduğu için doğru işaretleri kullanarak hızların pozitif ya da negatif olduklarını belirtmek zorundayız. İlk momentum son momentuma eşit olacak demiştik. Tenis topunun son momentumunu yazalım. Tenis topunun kütlesi yani 0,058 çarpı son hızı yani VTS artı 0,045 çarpı golf topunun son hızı yani VGS. Sol taraftaki işlemi yaparsam 0,07 kilogram çarpı metre bölü saniye elde ederim. Bu da sağ taraftaki bu ifadeye eşit olacak. Bu denklemde de iki bilinmeyenimiz var. Yani bu denklemi de bu şekilde tek başına çözemeyiz. Peki ne yapabiliriz? Elimizde iki bilinmeyenli iki denklem olduğuna göre bilinmeyenlerden birini diğeri cinsinden ifade edip bu ifadeyi diğer denklemde kullanabiliriz. Tenis topunun son hızının golf topunun ilk hızı eksi 90'a eşit olduğunu belirleyen denklemden bahsediyorum. Bu VTS'ye eşit olduğu için bunu buradaki VTS'nin yerine koyabilirim. Böylece tek bilinmeyene bir denklem elde etmiş olacağım. Hadi başlayalım. Sol tarafta 0,07 kilogram çarpı metre bölü saniye var. Eşittir 0,058 kilogramı da yazıyor. Çarpı VTS yerine bunu yazacağım. VGS eksi 90 metre bölü saniye. Bu arada bu ikisini çarpmamız gerektiğini de hemen hatırlatmak istiyorum. Artı golf topunun son momentumunu da yazalım. 0,045 kilogram çarpı golf topunun son hızı yani VGS. Bu denklemi gördüğünüzde işlerimizin pek de kolaylaşmadığını düşünmüş olabilirsiniz. Pek de kolay görünmüyor öyle değil mi? Eminim şu anda denklemlerden birini diğerinin yerine koyacağım ve böyle mi çözeceğim diye kendinize soruyorsunuzdur. Size kısa yolun denklemlerden birini diğerine yerleştirme adımını ortadan kaldırmadığını söylemek istiyorum. Daha kolay olmasının sebebi ise denklemlerin kinetik enerji formülüne göre gerçekten çok daha basit formüller olması. Evet, bu formül sayesinde kinetik enerjinin korunumu formülünü kullanmak zorunda kalmıyoruz. Kinetik enerjinin korunumu formülünde hızların karesini almamız işleri biraz kontrolden çıkarıyordu. Ama bu formüller çok daha basit formüller. En azından herhangi bir şeyin karesini almıyoruz. Karesini almadığımız için de çok da zor hesaplamalarla karşılaşmıyoruz. Bu arada bu denklemin çözümüne de çok yakınız. Nasıl olduğunu göstermemi ister misiniz? Şu parantezi açarsam sol taraf aynı kalacak. Eşittir 0,058 çarpı golf topunun son hızı. Eksi 90 çarpı 0,058'den de eksi 5,22 gelecek. Birimi de kilogram çarpı metre bölü saniye olacak. Bunu da olduğu gibi kopyalayacağım. Sona çok yaklaştık. Tüm bunları denklemde tek bir bilinmeyen kalması için yaptık. Ve gördüğünüz gibi elimizde tek bir bilinmeyen yani golf topunun son hızı kaldı. İki farklı yerde karşımıza çıkıyor ama en azından tek bir bilinmeyenden bahsediyoruz. Bu iki terimi toplayalım. 0,07 eşittir. 0,058 kilogram artı 0,045 kilogram çarpı VGS artı bir de bu var. Eksi 5,22. Bu iki terimi topladığımızı bir kere daha belirtelim. Elimizde A çarpı VGS artı B çarpı VGS olduğunda sonuç A artı B çarpı VGS'dir. Öyle değil mi? Evet, devam edelim sakın önce buna bölmeyi denemeyin. Öncelikle iki tarafa da 5,22'yi eklememiz lazım. Bunu yaptığımızda eksi 5,22'den kurtulacağız. Sol tarafta ise 5,29 kilogram çarpı metre bölü saniye olacak. Eşittir. Şimdi bir de bunları toplayalım. 0,058 artı 0,045 0,103 kilogram eder. Çarpı golf topunun son hızı. İlk hızları şuraya taşıyayım ki daha net görebilirim. İki tarafı 0,103'e böleceğim. Sonuç 51,36 metre bölü saniye. Golf topunun son hızı yani çarpışmadan sonraki hızı 51,36 metre bölü saniyeymiş. Gördüğünüz gibi cisimlerden birinin son hızını bulduk. Peki ya tenis topunun son hızı? Bunu nasıl bulabiliriz? Çok kolay. Golf topunun son hızını bulduğumuza göre bu denklemi kullanıp, evet momentumun korunumu denklemine yerleştirdiğimiz denklemden bahsediyorum, tenis topunun son hızını da bulabiliriz. Hemen yazıyorum. Tenis topunun son hızı eşittir, golf topunun son hızı yani 51,36 metre bölü saniye eksi 90 metre bölü saniye. Buradan tenis topunun son hızını eksi 38,64 metre bölü saniye olarak buluruz eksi olmasının sebebi çarpışmadan sonra tenis topunun geri tepmesi yani sola doğru hareket etmeye başlaması. Tenis topunun çarpışmadan sonra sola doğru saniyede 38,64 metrelik bir hızı olacak. İşte bulduk. Evet bu sonuca ulaşmak için neler yaptık kısaca bir tekrar edelim. Esnek çarpışmadaki hızları içeren bu formülü kullanarak bilinmeyenlerden birini diğeri cinsinden ifade ettik. Elde ettiğimiz ifadeyi momentumun korunması denkleminde bilinmeyenlerden birinin yerine kullandık. Bilinmeyenleri bir araya getirdik ve son hızlardan birini bulduk. Bundan sonrası ise çok daha kolay oldu. Bulduğumuz son hızı kullandığımız ilk formüle yazınca diğer cismin son hızını da bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi bu diğer alternatif olan kinetik enerjinin korunumu denklemini kullanmaktan çok ama çok daha kolay. Hızların karesi işin içinde olmadığı için hem daha basit denklemler elde ediyoruz hem de hesaplamak çok daha kolay oluyor.